yaklaşık bir ay önce 18.4'tü 18.6'ya çıktı. Yani 200 bin civarında bir artış var orada. Fiyatı da ya nasıl olsa bunun dibine geliyoruz biz. Oradan sonra bu artık hiç üretilmeyecek, iyice bu iş büyüyecek diye. Zaten kripto paraların yarısından fazlası Bitcoin'de. O zaman da buraya bir nasıl diyelim ciddi bir teveccüh var. Herkes almaya çalışıyor. Bir tasarruf olarak varlıklarını korumak üzere, hatta kazanç elde etmek üzere bu piyasaya giriyor. Nedeni bu esas itibariyle. Ama evet, bir burada şey olur mu? Yani ciddi bir sarsıntı olabilir mi? Daha önce de oldu zaten. Gene olabilir. Sürekli herkesin kazandığı bir saadet zinciri, belki tam saadet zinciri demek buna doğru değil. Çünkü böyle bir niyetle yapıldığını da bilmiyoruz. Öyle de onu söylemek de çok zor. Bunun ilk ortaya çıktığı zaman 2009 civarındaydı. Orada da merkez bankalarını hatırlarsınız, o 2008-2009 krizinde özellikle İngiltere Merkez Bankası yeni bir kurtarma operasyonuna giriştiğinde, bir bankayı kurtaracağı noktada bu ilan edilmişti. Artık yeter, biz merkez bankalarının böyle banka kurtarmalarını, vatandaşın parasını çarçur etmesini kabul etmiyoruz. Kendi sistemimizi kuruyoruz, kendi paramızı yaratıyoruz diye ortaya çıkmıştı. Yani oradan bu yana gelinen nokta bu. Evet, bir hatta değişik hesaplar yapılıyor. Yani bundan 3-4 yıl önce bir pizzayı 10 bin bilmem kaç bitcoin'e satılmıştı. Şimdi baktığın zaman onun neredeyse işte 200-250 milyon dolar karşılığında bir yere geldiğini, dünyanın en pahalı pizzası diye işte konuşuluyor. Neyse, ama burada bir şey olur mu, bir çöküş olur mu? Olur. Çünkü sürekli herkesin kazandığı bir sistem yok. Bu hakikaten bu anlamıyla saadet zincirlerini anımsatıyor. Öte yandan ben dün Çorlu'daydım. İki soru soruldu bana. Bir tanesi, sen bu sene seçim bekler misin? İkincisi, abi bu kripto paralara ne yapalım? Sen mesela portföyün olsa koyar mısın filan diye. Ya şimdi bende böyle bir durum yok ama en azından bizim Ali Ağoğlu biliyorsunuz bu işlere yakın bakıyor, izliyor. Geçen onunla da bunun sohbetini yapmıştık. Ben ona sormuştum bunu. Demişti ki vallahi %1 koyarım. Ben inanmıyorum ama %1 koyarım bunu demişti. Neden dedim? Ya buralara girmek lazım. Bunun tamamen uzağında duramazsın dedi. Durduğun zaman yanlış. Gerçekten de bakıyorum, evde sıkılan bu kripto paralara saldırıyor. Altın bile düştü bu nedenle. Yani altın değer kaptı. Yani geleneksel yüzyılların, bin yılların altını, yatırım aracı, bu kripto paralar dolayısıyla aşağı indi. Neden? Çünkü genç nesil altın maltın düşünmüyor. Daha heyecanlı buluyor bu tarafları.